Geliyor, geliyor. 33 binli Japonya. Yes be. Yes. Dün gece var ya Japonya uçak yolculuklarına baktım. Ben galiba uçaktan korkuyormuşum ya. Emin de değilim ha, ama ya. Sonunda ya bak bunu Kabul et artık. itiraf et. Bir ya. artık korkmayacaksın. Yavaş yavaş aşacağım bunu. Ya dün Sen laf arasında diyorum diyor ki bak çağrı diyorum korkuyor musun? Ya ne korkmasın ya manyak diyor. Biraz diyor geriliyorum diyor türbülansdan falan. O Şunu kadar diyor. şey söyleyeceğim. Japonya'ya ya pıt 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 kanka ne oluyor ki senin telefonu saldırı altında mısın ya? Kaybolan uçak belgeselini izledim mi çağrı? Ne ya şu kaybolan uçak belgeseli? Neymiş abi Malezya ya? Uç Malezya uçağı mı? Sen nereden biliyorsun ya Malezya uçağı mı? Kaybolan <laughs> uçak. Dur ben ne vardı sanırım o bakayım. Evet Malezya uçağı abi. Bu mu 2014 yılında kaybolan Malezya evet. uçağı? Biz bunu izlemedik Bermuda üçgeni mi? Mami. Bu video uzun bir de. Evet Bermuda üçgeni. Hala bulunamadı. Biz bunu izledik mi? Ben sanki izledik de hatırlıyorum ben bunu. Bak bir baktık da tamamını <laughs> izlemeye <de, gülüyor> imkanımız <gülüyor> yok. <gülüyor> Bu konu yok, buradan kaybolur. Gider. Neler oluyor? Bu kadar büyük bir uçak nasıl böyle basitçe kaybolabilir? Nasıl kayboluyor <laughs> ya? Bak bana yenip yep yeni bir anksiyete yaratma oğlum gibi. Ruhi Çenet'te var mı bu konu? At bakayım Ruhi Çenet'ten at. Ee, dördüncü sıradaydı, ben açtım sayfadan. Bu mu? Yok soldan. Şimdi geri gel. Soldan. Soldan. Ya. <laughs> Şurada falan. <laughs> Şurada aynı. Herkese merhaba, ben Ruhi Çenet. Malezya Hava Yolları'nın 370. Ruhi, sana video çıksın diye senin bir parmağın var mı lan acaba bu işte? sefer sayılı uçuşu MH370 8 Mart 2010 ne olduğuna dairinden birini yapıyordu. Toplam uçuş süresi 5 saat... Şimdi Kuala Lumpur'dan Pekin'e gidiyor. Pekin. Kayıp uçaklar acaba okyanusa düşüp bulunamayanlar mı? Ya bir şey söyleyeceğim. Buradan 5 saat 24 dakika... Yani biz daha şuralardan geliyoruz değil mi? Nerede Türkiye şuralarda mı kalıyor? Şöyle çevirsek o daha burası Hindistan diyor burası. Daha çok var. O taraftan geliyor. Bizim ama uçak Rusya üzerinden geçer bence Japonya'ya. Pekin hiç tekim bir yer değil. 24 dakika olacak şekilde planlanmıştı. Ama aracın yakıt miktarı havada 7 saat 31 dakika uçmasına yetecek kadardı. Yani acil bir durum halinde Pekin yerine ikinci bir destinasyona inebilirdi. Modeli Boeing 777 olan bu yolcu uçağı 11 Aha seni bileceğim bu. Benim benimki 787 benimki ama. 787. 10 koymuşuz oradan disinde ve daha önce hiçbir mekanik arızaya rastlanılmamıştı. Uçuş hepsi Malezya vatandaşı olan iki pilotun ve diğer 10 kabin memurunun hizmetiyle yürütülüyordu. Ben bunu izledim ya. Kaptan pilot Malezya. Ben bunu izledim Favar ya. Oradan giderken uçak bir anda u yapıyordu. O değil mi bu? ...1981'den beri personeli olan ve 18.000 saat Panka. uçuş deneyimine sahip 53 yaşındaki Zaher Ahmet Şah'tı. Yardımcı pilot, şirketle 7 yıldır çalışmakta olan ve 2700 saat uçuş deneyimine sahip 27 yaşındaki Farik Abdülhamit'ti. Bu 12 görevliye ek olarak uçakta 227 yolcu bulunuyordu. 153 Çinli, 50 Malezyalı, 7 Endonezyalı, 6, Türk. 6 <laughs> Avustralyalı, 5 Hintli, 4 Fransız, 3 Amerikalı, 2 Kanadalı, 2 İranlı, 2 Yeni Zelandalı, 2 Ukraynalı, 1 Hollandalı, 1 Rus ve 1 Tayvanlı yolcu. MH370 planlanmış vakitten biraz daha rötarlı bir şekilde gece 00.42'de Kuala Lumpur'dan kalkış yaptı ve hava trafik kontrollerine 18.000 fit irtifaya ulaştığını bildi. <laughs> Uçak başlarda tamam. normal seyretse de saat 01.06'da son otomatik konum raporunu gönderecekti. Dış dünyanın uçaktaki herhangi birinden aldığı son sözlü iletişim saat 1.18'de gerçekleşecekti. Yani kalkış saatinden sadece 37 dakika sonra. Kuala Lumpur Hava Trafik Kontrolörü, Vietnam hava sahasına giren MH370 uçağına Ho Chi Minh'e rapor bildirmelerini hatırlatmak için telefon açtı. Şu konuşmalar beni çok geriyor ya. Selam olsun. Ve uçak Yayınlar. Tayland Körfezi'nde planlanmış Aleykümselam. seyirine Aleykümselam. devam ederken birden her şey tuhaflaştı. Son konuşmalarından sadece 3 dakika geçmişti ki saat 1.21'de MH370 hem Malezya'daki hem de Vietnam'daki tüm radar ekranlarından birden kayboldu. Dışarıdan gelen Nasıl olabiliyor abi birden kayboluyor ya? nasıl oluyor ya? harbiden ya? Neyse ben söylemeyeyim ya. Abi nasıl radar'dan kayboluyor ya uçak? Elektronik harp. Uzaylılar. Okyanus'a düşüyor. O düşerken sinyal vermiyor mu yani uçak? Düşmüyor işte, sıkıntı orada. Düşmedi düştü ki. O uçak hala havada. Netflix'te belgeseli var falan diyorlar. Radyo sinyallerine cevap veren uçaktaki radyo vericisi artık çalışmıyordu. Halbuki o gece gökyüzü açıktı. Ne bir bulut kümesi, ne bir fırtına, ne de bir sis. Radyo vericisinin doğal bir felaket veya teknik bir arızadan ziyade uçaktaki bir insan tarafından kasıtlı Kaçarılmış. olarak kapatılmış olma ihtimali çok yüksekti. Arama ekipleri ilk olarak uçağın kaybolduğu Güney Çin Denizi ve Tayland Körfezi arasındaki bölgeye yoğunlaştı. Ancak Malezya ordusunun radar sistemi uçağı hala takip edebilme teknolojisine sahipti ve ordunun paylaştığı ek bilgilere göre uçak önce sağa dönüş yapmış sonra birden sola tam dönüş yaparak Malay Yarımadası'na doğru sık sık birkaç bin fit yükselip alçalarak dalgalı bir şekilde uçmaya başlamıştı. Gece 1.52'de Penang Adası'na paralel geçerken sağa sapıp Malakka Boğazı'ndan geçmiş. MH370'in kesin olarak bilinen son konumu, gece 2:22'de ordu radarının menzilinin en üst noktasında tarayabildiği bu uç noktaydı. Malezya hükümeti bu noktada uçakla tüm iletişiminin kesildiğini resmen bildirdi ve hava trafik kontrolörünün radarlarından tamamen çıkmış olsa da, uzaydaki uydulara otomatik olarak sinyal göndermeye devam ediyordu. Uydu tüm gece boyunca uçağın uydu iletişim sistemine saat başı durum isteği gönderiyordu. Bu sinyaller uçağın konumu hakkında bir bilgi içermese de araştırmacılar uçaktan uyduya gönderilen her bir sinyalin iletilme ve alınma süresini göz önünde bulundurarak uçak ile uydu arasındaki mesafeyi ölçtüler ve bu sayede gelmiş 7 sinyalin kaynağı olduğu düşünülen 7 olası çember oluşturuldu. Yakıt tüketimi, hız ve diğer etkenler dikkate alındığında yapılan uçuş güzergahı analizine göre son sinyalin en olası kaynağı Hint Okyanusu'nun güneyinde bu kavis boyunca Oo, bir yerlerde olsun abi. Yani uydu dataları analiz edilince MH370'in yine tuhaf kafa yedi. Kafa yedi. Nasıl kafa yesin abi çok tecrübeli. Oğlum biri pilot. kaçırsa niye okyanusa düşürsün uçağı. Kaçırmadılar işte. Kanarya adaları size deniz, güneş, kum gibi gülümseten detaylar hatırlatıyorsa ve bunun böyle kalmasını istiyorsanız bu videoyu izlemeyin. Çünkü biraz daha... Neye dedi? En niye izlemeyin gibi. dedi? Kanarya Adaları güzel kalsın bende. Ben anlatacaklarımdan yola çıkarak hayal gücünüzle canlandıracağınız şeyler. Emin olun bundan sonra size çok daha farklı detaylar anlatacak. Hatta her aklınıza geldiğinde tüylerinizi diken diken edecek şeyler. Takvimler 27 Mart 1977'yi gösterdiğinde Kanarya Adaları'nın en büyüğü olan Tenerife Adası insanlık tarihinin en ölümcül, en yıkıcı, belki de en ibretlik havacılık kazasının ev sahibi oldu. Sisli bir pazar günü Tenerife Adası'nın en büyük şehri Santa Cruz'de Tenerife'de yaşanan facia arkasında yüzlerce cansız beden, binlerce yaşlı göz, iki dev Boeing 747 enkazı ve tüm dünyaya büyük bir ders bıraktı. O gün Grand Canaria Uluslararası Havalimanı Terminalinde terörist bir grup tarafından saksıya yerleştirilen bir bomba patlamış, ve bu patlamada bir kişi yaralanmıştı. İkinci bomba ihbarını alan yetkililer alanı hava trafiğine kapatmış ve tüm uçuşları komşu Tenerife'de bulunan Santa Cruz de Tenerife şehrindeki Los Rodeos Havalimanı'na yönlendirmişlerdi. Günlerden pazar olması nedeniyle yeterince yoğun olan Tenerife Havalimanı yönlendiren trafiğin de eklenmesiyle iyice verecek kadar ön plana çıkan deneyimli bir pilot olan Van Zanten o gün son uçuşunu yapacağını bilmeden uçağı yönetiyordu. İkinci bomba ihtimaline karşı kapatılan Grand Canaria'dan küçük bir havalimanı olan Los Rodeos'a yönlendirilen uçaklar arasında bu iki dev Boeing 747 de vardı. Los Rodeos'taki hava trafik kontrolörlerinin işi her geçen dakika daha karmaşık bir hal alıyordu. Yoğunluk <laughs> nedeniyle uçakların park etmeleri için apronda yer bulmak bile gittikçe zorlaşıyordu. Yok yo, uçaktan hani bunlar izin korkmuyorum da. Los Hani bunlar da sarıyor yani. Uçakları da alana inmiş ve park halinde bekliyorlardı. KLM'in kaptan pilotu Van Zanten, Los Rodeos'ta kaybettikleri süreyi değerlendirmek için yakıt almaya karar verdi. Yakıt alma kararının hayatının hatası olduğunu çok geçmeden anlayacaktı. Biraz zaman alacak bu işlem sırasında merdiven sıkıntısı çekilen havalimanında bir şekilde merdiven bulup yolcularını bekleme terminaline gönderdi. Panam uçağı ise Keylem'in arkasındaydı ve Keylem uçağı yakıt yaptığı için de arkasında beklemeye devam etmek zorundaydı. Grand Canaria Havalimanı tekrar hava trafiğine açıldığında yeni bir kaos başladı. İçinde bir an önce hedefledikleri yer olan Grand Canaria'ya e varmak için sabırsızlanan yüzlerce yolcu olan onlarca uçak kalkış için sıra bekliyordu. Ama içlerinde en aceleci olanı Keylem'in kaptanı Van Zanten'di. Çünkü Keylem o yıllarda uçuş saati limitlerini aşan pilotlarla ilgili çok titiz davranıyordu. Van Zanten ve ekibinin Grand Canaria'ya e varmadan limitlerini doldurmaları demek tüm yolcuların yeni uçuş ekibi gelene kadar otele yerleştirilmesi demekti. Sicilinde böyle bir olay görmek istemeyen Van Zanten olabildiğince çabuk havalanmak istiyordu. Yakıt ikmali sonrası Panam ve yolcuların bekleme terminalinden tekrar uçağa alan KLM Kule'den aldıkları talimatlarla havalimanının sahip olduğu tek pistte önlü arkalı taksi yapmaya başladılar. Kule'den gelen talimatlara göre önde olan KLM uçağı pist başına gelip 180 derecelik bir dönüş yapacak ve kalkış konumuna geçecekti. Bu sırada arkasındaki Panam uçağı da C3 taksi yolunu kullanarak pisti terk edecekti. Ancak C3 olarak adlandırılan taksi yolu bir Boeing 747'nin dönebileceğinden çok daha dar bir açıya sahipti. Bu nedenle Panam bir sonraki taksi yolu olan C4'e yöneldi. Bu sırada her iki uçak da kule ile iletişim problemleri yaşıyordu. Üstelik sık sık bulutların arasında kaybolan bu havalimanında yer radarı da yoktu. Bunun altında giderek gelenen KLM'in uçuş mühendisi ve ikinci pilot, kaptan pilot Van Zanten'in pistte olması muhtemel Panam uçağı konusunda uyarsalar da Van Zanten kendinden emindi ve kalkış yapmak konusunda kararlıydı. K-1747 pistte hızlanırken Pan uçağı halen aynı pistte C4 taksi yoluna doğru ilerlemekteydi. KLM uçağı kalkış için pistte hızlanmaya başladığında görüş mesafesi 300 metreye kadar düşmüştü. İletişim sorunlarının yanına yoğun sisle eklenince felaket kaçınılmaz oldu. Sis nedeniyle çok kısa bir mesafe kala birbirini fark eden iki uçakta da o saniyeden sonra panik hakimdi. Pistteki Panam uçağını gören KLM'in kaptan pilotu Van Zanten can havliyle Löwe'yi sonuna kadar kendisine doğru çekerek d 147 yükseltmeye ve tam karşısındaki Panam uçağının üzerinden geçirmeye çalıştı. Bu sırada Panam uçağının kaptan pilotu Victor grups motorlara tam güç vererek pistten uzaklaşmaya çalışıyordu. KLM uçağının kalkıştan hemen önce depolarını Amsterdam'a geri dönecek kadar yakıtla doldurması Panam uçağının üstünden geçecek kadar havalanmasına engel oldu ve KLM uçağı yaklaşık 260 km hızla Panam uçağına çarptı. Çarpışma esnasında Panam uçağı burnunu C4 taksi yoluna doğru çevirmişti. Yani çarpışma tam olarak kafa kafaya değildi. KLM uçağı Panam uçağına sağ taraftan çarpmıştı. Üzerine doğru gelen KLM uçağını gördüğü anda motorlara tam güç verip pistten kaçmayı deneyen Kaptan Grups ne yazık ki başarılı olamamıştı. Panam uçağının üst kısmına çarpan KLM uçağının sağ uçtaki 4 numaralı motoru Panama'nın kokpitinin hemen arkasını parçaladı. Panam uçağının üstünden geçmek için havalanmaya çalışan KLM uçağı çarpışma anından sonra ataletle bir miktar daha yükseldi ve yaklaşık 150 metreye çıktıktan sonra yere çakıldı. Yere düştükten sonra da yaklaşık 300 metre pisti sürüklenmeye devam etti. Panam uçağında hayatta kalanların büyük çoğunluğu uçağı sağ kanadın üzerinden yürüyerek terk etmeye çalıştı. Çarpışmadan hemen önce motorlara tam güç verildiği için motorlar hala tam gücüyle çalışıyordu. İkinci pilot motorları kapatmak istedi fakat çarpışmanın şiddetiyle tüm sistemler hasar görmüştü ve motorları kapatmak olanaksızdı. Panam uçağının tüm gücüyle çalışan motorları kısa sürede parçalanmaya başladı. Motorlardan fırlayan parçalar hayli yüksek hızlara ulaşıyordu. O parçalardan biri uçaktan kaçmaya çalışan bir kabin memurunun canına mal oldu. Hayatta kalanlarsa yardım beklemeye başladılar. Ancak kurtarma ekiplerinin Panam uçağına ulaşması hayli zaman aldı. Çünkü ekipler sis nedeniyle uzunca bir süre pistte ikinci bir uçak olduğunu farkına bile varmadılar. Onlar KLM uçağının yangınıyla uğraşırken yoğun sis Panam uçağını fark etmeleri. Ben sana bir taktik vereyim mi olası bir tabi Allah korusun olası bir düşme durumunda. Ver. Tam düşerken zıpla. Bak, hayır hayır bak uçaktaki bütün can yeleklerini topluyorsun şişiriyorsun tamam mı? hepsini tuvalete yığıyorsun <laughs> içine giriyorsun. Sağın sonun böyle o şişme İzledin mi Mami? İzledim. Öyle kurtuluyor biri. İşe yarıyor. Hangi filmden film lan o? Sakın unutma bunu. Ha? Hangi filmde hangi... ölmüyordu adam yani işe yarıyor. Zaten filmde film? ölürse işe yaraması. Hangi film, hangi film söylesenize. Ben izlemedim. Ben <laughs> de adını bilmiyorum sadece sahneye gördüm. <gülüyor> ne <laughs> film o ya? <laughs> Sıkır Harbi film var öyle. Şey oldun ya. Ne yapıyor? Bütün şeyleri alıyor, tuvalete atıyor. Bütün koltukların altından can yerine... topluyor, tuvalete dolduruyor. He şişiriyor hepsini ama bak şişir. Madalyon filmi mi? <laughs> madalyon 3. Ma madalyon üç. öyle bir sahne yok. <laughs> He <Ha>, 3'ü <üçü> izlemedim. 3'ü <laughs> izle. Aha 3 daha çekiliyor lan. YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir girişi girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri? Gel anı da yaşa yani. He, illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün bütün tam zaptların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla, Twitter'a gel. Yani gidebileceğim bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla, tıkla ilerle. <laughs>